Bolu'da Tanju Özcan için de herhalde farklı bir tavırlar olacak. Ne diyorsunuz? Ben şöyle, şimdi Tanju Özcan bu açıklanan isimler içinde en fazla tartışılacak kişi. Onu belirtelim. Şimdi Tanju Özcan'la ben konuştum. Tanju Özcan dedi ki ya ben ırkçı falan değilim. Ben mülteci sorununa dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak için böyle davrandım. Ama benim ciddiye aldığımdan daha fazla ciddiye aldılar bu meseleyi. Ve beni ırkçı ilan ettiler. Hatta kendisi dedi ki ben böyle birisi değilim. Ben daha soldan gelen birisiyim. Yani ırkçılığa karşı mücadele etmiş birisiyim. Yani 12 Eylül öncesi daha sol gruplardan geldiğini, sonra CHP'ye katıldığını söyledi. CHP'deki siyaset yapan insanların büyük bir bölümü aslında böyle. Daha soldan gelen, çeşitli gruplardan gelen insanlar çok var. Şimdi öyle midir? Fakat tabii Kılıçdaroğlu'na karşı yürüttüğü ve siyasi nezaket sınırlarını aşan bir muhalefet ve bir kampanya var. Bunu da unutmamak lazım. Diğer taraftan bir parça şey, yani cinsiyetçi bir dil kullanması siyasette ciddi bir sorun. İhraç gerekçelerinden bir tanesi de bu. Bu ne kadar özür dilenmiştir, af dilekçesinde ne vardır, onlara bakmak lazım. Ama onun ötesinde ben mevcut adayların, buna Bolu'da Tanju Özcan dahil mevcut adayların doğru tespit edildiğini, yerinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü Bolu'dan başka bir aday çıkarma, kazanma şansı olan başka bir aday çıkarma şansları da bulunmuyor. İlçelerde ne yapacak bilmiyorum ama DEM Parti görüşmesini önemsiyorum. Özgür Özel'in açıkça gidip DEM Parti ile görüşmesi ve bunun bir seçimlere dönük bir ittifak görüşmesi olduğunun açıklanmasının büyük değer taşıdığını düşünüyorum. Daha önceki CHP'nin işte kimi eleştirilerden, iktidar ne der korkusuyla, Türkiye'deki sağ ne der, muhafazakar çevreler ne der, milliyetçi çevreler ne der korkusuyla hareket ederek HDP'le ya da HDP ile açık bir temas yürütmekten, açık bir ilişki yürütmekten kaçınmasının son derece yanlış olduğunu biz geçmişte de söyledik. Kaldı ki bu kaçınma, bu ürkeklik, bu korku kendilerine yönelik suçlamaları ortadan kaldırmadı. Tam tersine artırdı. Sonra kalktılar, Kandil'deki PKK liderleriyle birlikte bir montaj videoyu yayınladılar. Daha kötü oldu. Dolayısıyla siz demokratik siyaset alanındaki Kürt siyasetçilerle ya da demokratik siyaset alanındaki bir partiyle, ki meclis başkan vekili var ya, Sırrı Süreyya Önder, kırmızı plakalı bir araca sahip. Devletin temelini oluşturan kurucu meclistir aynı zamanda bu meclis. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kurumdur. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Onun başkan vekillerinden biridir. Böyle bir partiden söz ediyoruz. Böyle bir partiyle açıkça konuşmaktan ve tartışmaktan kaçınmak son derece yanlış. Şimdi tam da tahmin ettiğim gibi DEM Parti demiş ki aynı fotoğrafta yer almaktan mutluluk duyuyoruz demiş. Yahu mesele bu. Mesele bu. Evet. Tüm siyasetin birleşmesi zaten söz konusu değil. Bir de yani demokratik siyasetin dışına ittiğiniz zaman karşınızda sadece silahlı insanlar kalır. Evet. Demokratik siyaset alanını güçlendirmek gerekiyor. Süremizi biraz artık... Ben bunu önemsiyorum ve şu bir arka plan bilgisi olarak da aktaralım. İstanbul, Ankara gibi metropoller ve büyük kentleri masaya yatıracaklar ve bu alanda uzlaşabileceklerinin işaretlerini vermişler. Çok önemli bir gelişmedir. Ya hiç kimsenin endişelenmesine gerek yok. Doğru bir kampanyayla Türkiye'nin elbette cumhuriyeti, cumhuriyetin değerlerini, Türkiye'nin birliğini gözeten, yurtseverlik perspektifinden, toplumcu perspektiften, eşitlik perspektifinden, demokratik perspektiften bir seçim kampanyası ve bir dilin inşa edilmesi halinde Türkiye'de değil 11 büyük şehrin alınması, AKP'nin elindeki bütün büyük şehirleri almak bile mümkündür. Evet, İstanbul için toplum içindeki ittifaka göz dikmek lazım. Orada bir ittifakın geliştiğini görüyorum ben. Böyle bir izlenime sahibim. O seçim yaklaştıkça daha da güçlenecektir. Evet. Bu nedenle ben bir şey daha söyleyeyim, bitireyim. CHP'nin şu saatten sonra İyi Parti ile bir ittifak arayışını, İyi Parti yönetimiyle, bak İyi Parti yönetimiyle bir ittifak arayışını bir yana bırakması gerektiğini, bunun bir zafiyet ve zayıflık işareti gibi algılandığını ama İyi Parti tabanıyla bir ittifak arayışını sürdürmesinin daha doğru olacağını, ilçe örgütleriyle ya da tabanıyla doğrudan bir ittifak arayışını sürdürmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. İyi Parti ile kurumsal bir ittifak arayışını artık bir yana bırakmalıdır. Evet. Ayıptır çünkü. Yani bu saatten sonra yapılacak iş değil. Yani seni başkan seçtirtmeyeceğiz diyen bir kurumsal yapıyla yan yana gelmek de herhalde dediğiniz gibi. Yer almadılar, özür dilemediler. Açıklama yok, şey ki kurumsal iletişim koordinatörü yardımcısının bir açıklaması. Öyle bir şey. İstanbul'da son 3-4 seçimdir Cumhur İttifakı'nın kaybettiğini söyleyelim. Yani referandumlar, anayasa değişiklikleri, İstanbul hepsi. Büyükşehir, hepsinde %50'nin üstünde bir cumhuriyetçi bloğun hep konsolide olduğu açık. Birleştiğini söyleyelim. İstanbul'da %52,7, Ankara'da %53'e ulaşan bir potansiyelden söz ediyoruz. Evet. Hiç kimsenin endişelenmesine gerek yok. 4 soru 4 yanıtın sonuna geldik sevgili izleyiciler. Yarın akşam yine birlikteyiz değil mi? Hoca pazartesi günü. Hoca, Emre Hoca'nın sağlık durumu iyi. Kendisiyle dün haberleştik ve cuma günü taburcu olursa diyor. Pazartesi burada. Pazartesi günü. Ya burada ya da uzaktan bağlanacak. Uzaktan bağlanacak. Peki hocamıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim.